Şirket cevap vermiyor. Duydun mu Hüsnü? Şirket cevap vermiyor. Çıkmışlardır bu saatte, evden ararız. Ay işime fenalık geldi vallahi. Üç gündür bununla uğraşıyorsun. Yaktım ama. Dün de yapmıştın. Şimdi dinle. Ay istemem, üttürme şunu car car car. Ne radyoymuş ama, hala taş gibi. Televizyon dizisi de nereden çıktı şimdi Nazım? Sen başına durmazsan batar burası. Her gün çekim yok ki enişte. Bey'den 36 bin lira alır mısınız? Buyurun. Alayım efendim. Bakar mısınız? Buyurun efendim. Şu açelyalar ne kadar acaba? Sizin için bir şeyler yaparız hanımefendi. Teşekkür ederiz, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim, iyi akşamlar. Yapma Nazım, tam işler yoluna girmişken. İşim aksatmayacak ki enişte, haftada iki günden fazla. Olur mu Nazım? Gecesi var, gündüzü var. Sen yokken kim duracak burada? İdare et be enişte. Sen duramaz mısın? Abimle birbirimize gireriz Nazım. Bilmez misin oyunu? Takar. Sen o işi bırak enişte. Bak mis gibi işim var. Tıkır tıkır para kazanıyoruz enişte. Yapamam Nazım. Ben bakarım. Alo? Evet. Evet, bir dakika vereyim. Her şeyi burnunu sokmasan olmaz. Alo? Merhaba. Annem biliyor. Tamam. Babama da söyleyecek. Tamam, bekliyoruz. Evet. Bir de değil mi anne? Tamam. Babam kaçta geliyor anne? Neredeyse gelir. Ha enişte bak, az kalsın unutuyordum, biletleri al. Ne bileti bunlar? Tiyatro. Kim gidiyor? Bilge ile arkadaşı. Arkadaşı kim? Enişte bak, sana geçen haftadan beri söyleyemedim. Kızın bir arkadaşı var. Olabilir. Çocuk yarın size gelecek. Gelsin canım. Bir de tavır alma sakın. Ne tavır alacağım Nazım? Hanımefendiden 20.000 Nazım Bey. Tabii. Alayım. Gül verelim efendim. Bu sabah geldi. Sarıları tavsiye ederim. Olur. Teşekkür ederim. Yine bekleriz. biz yarın Ali ile senin oraya balık tutmaya geleceğiz Nazım. Kaçta? Erken, 7-8. Tam saati, beni de alın enişte. Tamam, hem de bunları konuşuruz. Enişte... şu rolü oynamak istiyorum, tam bana göre. İyi geceler Nazım. İyi geceler. Selam söyle. Enişte. Horozcu geldi. Şoför! Buyurun! Ha Cafer! Buyurun! Koş Yavuz Bey'e yardım et. Başla. Hoş geldiniz Yavuz Bey. Gel koçum. Gel aslanım. Gel bakayım sen. Gel. Pehlivan gibi olmuşlar maşallah. Gel amcana, gel amcana sen gel. El hırsına sen! Başla. Çantaları al! Başla. Ötekini de al! Tamam. Kapat! Tamam. Korkunç kapasana şunu be! Sıkı kapat evladım! Tamam. Ha? Kapat! Bu da ölmedi mi? Nerede? Maşallah efendim, maşallah. Küçük beyler bütün rakiplerini yendiler herhalde. Herhalde.
Dayak yiyen horozu yaşatır mıyım ben? Dayanım gırtlağına bıçağa, cırt! Keserim gitti! Ay. Canavar bunlar şerefsizim, canavar! Önüne geleni parçaladılar vallahi. Belli, yiyecek gibi bakıyorlar adama. Ağabeyinizin çok selamları var efendim. Sağ olsun! Sizden iyi olmasın, tam bir beyefendi. Öyledir! Yavrular nasıl? Yavrular? Yavrular? İtleri soruyor Sabri Bey, itleri. Aman efendim, ikisi de pek şeker şeyler. Nerede kaldı bu asansör ya? Acaba yine kapısı mı açık kaldı? Hay Allah. Ya bir kere şu melek çalışsın be! Çocuklar oynuyorlar efendim. Cafer koş bak şuna. Hayvanlar huylanacak şimdi. Bak sıkıldılar bile. Evladım çabuk. Bak küçük beyler huylanmaya başladı. Çabuk, çabuk evladım. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Buyurun. Evet. Aa, nasılsınız teyzeciğim? Eniştem az önce çıktı. Eve gitti. Ancak. İşlerimiz iyi gidiyor teyzeciğim. Hüsnü Bey amcanın ellerinden öperim. Tamam yavrum, teşekkür ederim. Güle güle. Şükrü dükkandan çıkmış. Bitmedi mi hala bu zırıltının tamiri Hüsnü? Hüsnü! Ne dedin canım? Kız şunun sesini biraz Allah aşkına. Konuştuğumuzu anlayamıyoruz yahu. Of, başım şişti. Şükrü eve gitmiş, eve. Telaşlanma hanım, konuşuruz biraz sonra. Gelip gelmeyeceklerini ben bileyim ama ona göre yemek yapacağım. Adam radyoyla bozdu aklını. Bu tamirat daha ne kadar sürecek Hüsnü Bey? Bitti canım, bitti. Oğlum sağa çek, sağa. Sağa oğlum, sağa. Sağa? Bana göre sağ oğlum. Ha tamam. Ha şöyle. Şöyle nafaha silindiri gibi iki tane çöp bidonu yaptırayım da... ...o zaman gelip çarpsınlar bakalım. He çarpan düşünsün. Ay! Yapma Şükrü Bey. Babam geldi. Anne babam geldi. Duydum kızım. Gel gel. Uy, uy. Gel 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 gel. Gel. Topla şimdi, topla, topla, topla. Ben bakıyorum anne. Alo, merhaba. Babam geldi. Dön önüne. Hı-hı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yavuz Bey geldi. Kendilerini bekliyorduk. Horozlar da geldi. Artık onlar ninni gibi geliyor bize. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar efendim. Yüzünüz aydın. Duydum, sizin de. Alayım Şükrü Bey. Yok yok, ben taşırım, taşırım. Kendini beğenmiş ukala. Öyle valla. Cafer Bey! Bu da dakika sektirmez. Ne? Ana! Kaç şişe? Şişe değil. Misafir var. İki ekmek. Bir kalıp beyaz peynir, bir kilo çiçek yağı. Ne? Ben seni sorarım. Babam geldi. Ne haber oğlum? İyidir baba. Annen nerede? İçeride baba. Sonra. Babam geldi. Sonra konuşuruz. Hoşça kal. Hoş geldin Şükrücüğüm. Hoş bulduk. Neyin var? Bir şey mi canın sıkıldı? Yok canım, nereden çıkarıyorsun? Bilmem, yüzün asık da. Asılı tabii. Eve geliyoruz, hanımefendi telefonda, sen orada. İki dakika işim vardı Şükrücüğüm, sen de çatacak yer arıyorsun. Sen de bir şeye taktın herhalde. Neye takacağım Şükrü? Ne bileyim, var bir şey. Belki bunlara kızdın. Şükrücüğüm, otur, bir soluk al. Kimseye kızmadım, hiçbir şey yok. Horozcular kral dönmüş ha. Gözümüz aydın. Karşılama törenini görecektim baba. Aa, Naz Hanım ceketimi verir misin lütfen? Teşekkürler.
Bilge'nin tiyatro bileti Nazım almış. Çok teşekkür ederim babacığım. Biz de balığa gideceğiz değil mi baba? Gideceğiz oğlum. Akıntı bununla. Dayın da geliyor. Oley! Bize biraz izin verir misin Ali'cim? Ablanla konuşacaklarımız tabii var. Tabii baba. Ha, annene söyle bana portakal suyu sıksın. Tamam baba. Bilgeciğim otursana. Sen benimle konuşmaktan niye çekiniyorsun? Hayır yani korkutuyor muyum seni? Yok babacığım. Bak dayından duyuyorum. Annen yarım yamalak bir şeyler söylüyor. Dur ben bakarım. Efendim? Buyurun. Alo. Kim bu ya? Alo. Kapattı. Sesimi beğenmedi herhalde. Bazen öyle oluyor. Yok yok, son günlerde biri dadandı bu telefona canım. Evet kızım. Bak daha başında değiliz. Bir arkadaşım varmış, olacak tabii. Birlikte tiyatroya gidecekmişsiniz. Gidersiniz. Ne var bunda saklanacak? Saklamıyorum babacığım. Sözümü kesme. Özür dilerim. Öcü müyüm ben bu evde? Yani... Ne ilgisi var babacığım? Hayır yani, olur olmaz şeylerde kısıtlıyor muyum seni? Hayır, kısıtlıyorsam kısıtlıyorsun baba de. Biliyorsun söz hakkım var. Hüsnücüğüm, telefona bak, çalıyor. Şükürler. Duydun mu şekerim? Duydum hanım. Ben bakarım. Dur, ben bakarım, ben bakarım. Efendim? Alo? 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 Ayıptır. Eğlenecek başka bir şey bulamadınız mı? Alo? Medeni cesaretiniz varsa konuşursunuz, susmazsınız. Terbiyesiz. Şükrü. Aa babam. Babam bu. Sen misin baba? Özür dilerim. Münasebetsizin biri var da ses gelmeyince o sandım. Öfkem bize patladı desene. Yarın bize bekliyoruz öğle yemeğine. Şevketler de gelecek. Bir sor bakalım çocuklara. Peki. Yarın öğle yemeğine bizi bekliyorlarmış. Şevket abimler de gelecekmiş. Ne dersin? Olur olur gideriz. Tamam tamam ben baba. Ben gelemem baba. Biliyorum kızım, tiyatroya gideceksin. Baba dedeme söyle balık götürürüz. Tamam baba geliyoruz. Yalnız anneme söyle fazla bir şey yapmasın. Ya Ali ile balık tutacağız. Söyle ona çok tutsun balığı, sonra aç kalmıyorlar. Hadi görüşmek üzere, hepinizi öperim. Ne diyorlar? Tamam geliyorlar. Yarın balığa çıkıyorlarmış. Anneme söyle fazla bir şey yapmasın diyor. Hadi canım, onların ipiyle kuyuya inilir mi? Şevketlere de bir telefon et Hüsnücüğüm. Ben dün söyledim ona. Tamam canım, ben konuşurum. Gelinini bilmez misin? Özel davet bekler. İyi et bakalım. Sen de ayrılma o radyonun başından. Şimdi bu çıktı başımıza. Radyo tamirciliği. Şu masanın başına oturunca kalkamıyorsun vallahi Mine. Bitti canım. Aynadan kendini seyretmeye doyamıyorsun herhalde. Hiç de değil. Baktıkça sinirim bozuluyor. O niye? Baksana Şevket, kırış kırış oldum. Bir de zayıfla diyorsun. Kim bilir ne hale gelirim o zaman. Jimnastik yap biraz Mineciğim. Yaşlanmaktan korkuyorum vallahi. Aklıma getirmemeye çalışıyorum ama ay ne feci bir şey. Hadi Mine, geç kalıyoruz. Tamam Şevket. Her zaman insanın iki ayağını bir pabuca sokarsın. Bugün ne düşündüm biliyor musun? Ne? Belki de 6 yılı bile geçti. Şöyle baş başa oturup evimizde bir yemek yiyemedik. Haklısın. Ama sen de unuttun artık evde yemek yapmayı. Yemiyorsunuz ki Şevket. Günah. Az bir yemek döküldü bu evde. Evet ya. Otele döndü burası. İstersen gitmeyelim ha. 2 yumurta kır. Zeytin peyniri idare ederiz. Hani nasıl beleş konuşacaktın? Ha öyle ya. Efendim.
Aa, iyi akşamlar anne. Ya iyi ki söyledin. Vallahi unutmuştum. Geleceğiz tabii. Ne bu Şevket? Yarın annemlere gideceğiz, öğle yemeğine. Tamam anne. Mine de olur diyor. Yok bir programı, yok. Şevket, yani şurada bir pazarımız var. İşte ikide falan geliriz. Tamam, 1.30 peki. Bıktım sizin bu aile toplantılarınızdan ha. Olur anneciğim, olur. Hadi ikinizi de öpüyoruz. Güle güle. Aşk olsun yani Şevket. Hani ev bakmaya gidecektik? Ben de senin bu inşaat kalfalığından bıktım. Evin nesine bakacağız Mine? O kadar para döküyoruz Şevket. Sendeki bu rahatlığı da hiç anlayamıyorum. Bakmayacak mıyız, ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Çok anlarız da sanki. İyi, ye müteahhit kazığın da otur. Beni kazıklamak öyle kolay değil Mine Hanım. Ama sizin gibi anlamadığım işi de burnumu sokmam. Gider ayak, tadımızı kaçırma Şevket. Anlamazmışız. Niye anlayamıyormuşuz? Şişirip duruyor işte. Şükrücüğüm lütfen rahatına olur bak. Olur mu canım? Süt ister misin? Biraz. Okudur mu yolsuzluk haberini? Ya nasıl yapabiliyorlar böyle şeyleri? Adamların gözü kara. Kanundan, adaletten korktukları yok ki. Öyle. Sen de burada didin dur. Nazan, nerede çocuklar? Videodan film izliyorlar. Sence bu masum bir ilişki mi şimdi? Başka ne olabilir? Hayır yani soruyorum. Kızının huyunu bilirsin. Çocuğa iyice tutulur falan. Alemsin Şükrü. Daha ortada hiçbir şey yok. Olayı Romeo Juliet trajedisine çevirdin. Sen de bakıyorum çok rahatsın. Büyütme bu kadar Şükrü. Bana evhamlısın dersin ama sen benden daha betersin. İyi canım. İlgilenmeyiz, senden ne kadar vurdum duymazsın Şükrü. İlgilenecek oluruz ama büyütüyorsun Şükrü. Tamam, bundan sonra karışmam. Şükrü. Efendim canım. Hemen olmaz deme ama. Ne var? Abim yokken ben dükkanda durabilirim. Olur mu canım? Aa. Neden olmasın? Kadına göre iş değil Nazan. Gecesi var, hafta sonu var. Hem tercüme bürosu ne olacak? Sevmiyorum o işi. Aa, sıkıldın sen. Tamam işte, söylemiştim ama. Geçinemezsin sen o insanlarla demiştim. Evet, demiştin. Nasıl tanıyorum seni ama? Geçimsizlikten değil ama Şükrü. Bilmiyorum, ısınamadım bir türlü. Tatsız. Oradan oraya kelime kelime çeviri. Kendinden bir şey katamıyorsun. Çiçekçilikte ne katacaksın Nazan? Al parayı ver üstünü. Ben o işte başarılı olabilirim. Sana göre iş değil Nazancığım. Niye öyle söylüyorsun? Sabahtan akşama kadar 1000 çeşit insan geliyor oraya. Biri güç beğenir. Biri ne alacağına karar veremez. Öteki bekletiyorsun diye bağırır. Sen yapamazsın Nazancığım. Tabii canım. Sana göre ben hiçbir şey yapamam. Öyle bir şey söylemedim ki Nazan. Bal gibi de söyledin. Geçinemezsin. O sana göre iş değil. Sen benim çalışmamı istemiyorsun aslında. Haksızlık ediyorsun Nazan. Ne zaman çalışmak istediğinde ben karşı koydum. Karşı çıkmazsın ama hep böyle açık kapı bırakırsın. İyi düşündün mü? Canını sıkmasınlar. Bütün erkekler gibi. Ha tamam, yine başladı kadın hakları söylemeyi. Yalan mı? Siz bizi hep böyle görmek istersiniz. Nasıl? Evinde otursun, çocuk baksın, mutfaktan çıkmasın. Evet. Aa, bir dakika çocuğum. Kim? Bilge. Efendim. Telefon. Alo. Thank you.
kızım. Dayı. Uyuyordur o şimdi. Şu dayım daha mı uykucu? Dayı. Nazım kalk, Nazım. Hadi Nazım kalk, saat 8:30. Oldu mu o kadar enişte? Balıklar koşar sonra dayı. Nereye kaçacak oğlum? Hadi siz gidin, ben geliyorum. Geç kalma ama. 5 dakika sonra oradayım hadi enişte. Aman oğlum, oltayı takmamaya bak. Geliyor baba. Dur, telaşlanma, telaşlanma bak. Dikkat et. Ha, yavaş yavaş, yavaş. Yavaş, çek. Ha, kaldır, kaldır, kaldır. Hop, evet kaldır, getir, getir, getir bu tarafa. Güzel, güzel, aferin, gel. Gel, tutayım şöyle, ha. Sen gel şu tarafa, yanıma gel, ha. Şimdi bak, nasıl, nasıl bak balık ayıklanır, gör. Geç bu tarafa sen, geç. Ha, bak, şunu tut, ha. Çok balık tutacağız bugün. Hadi bak nasıl vuruyor, bak bak bak. Evet baba, korkun. O, aferin Ali. Getir getir evladım. Getir 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 getir. Ha tut. Ha, sen şunu tut bakayım. Tut. Ha. Üf. Baba, tonla balık var burada. Tabii oğlum, böyle dolduracaksın oltayı. Bak şimdi, bak. Bak nasıl alıyorum balığı, bak iğnenin. Ha, böyle aldın. Evet. Şöyle tutuyorsun. Bakmıyorsun ki oğlum, baksana. Çekeyim mi baba? Yok dur, çekme, o benim kısmetim. Ha, şöyle şimdi. Ah, sen geç, sen geç, oltana geç. Ver sen bana, ver. Ha, şöyle. Yarışır mıyız baba, kim daha çok tutacak? Peki, nesine? Vay, büyük balıkçılar. Bak kaç tane tuttuk ama dayı. Oo, denizde balık bırakmamışsınız be enişte. Yine geliyor dayı. Tabii gelecek aslanım, kaçar mı senden? Hop, aferin. Enişte. Ne var? Ben bu televizyon işine olumlu yanıt verdim. Oynuyorsun demek. Oynayayım be enişte. Ne yapalım, kararını vermişsin sen Nazım. Aslan enişte benim be. Dur, dur bir dakika, dur Nazım. Dayı koş. Dur, aman geldim. Dur, şuna oğlum, yardım et biraz, yardım tamam, et tamam, Nazım. Tamam, bak korkma oğlum. Tut şöyle kafasından bak, ha gördün mü? Şimdi annen sana bunları bir güzel tava yapar. Dedemlere götüreceğiz. Fark etmez, nerede olsa mideye indireceksin. Televizyon filminde mi oynayacaksın dayı? Hı, iyi mi? İyi tabii. Okulda artık arkadaşlara hava atarım. Nazım koş. He? Ne oldu enişte? Bir şey geliyor. Balina mı tuttun enişte? Bu ne böyle ya? Bu ne böyle? Dur dur enişte. Ne oldu? Çekme dur. Ne oldu? Taşa takmışsın. Ne taşı ya? Olur mu canım? Nerede? Evet evet, görmüyor musun enişte? Bir dakika. Hay Allah. Ya baba ne yaptın? Bir dakika bir dakika. Ne var bunda gülünce canım? Uzattınız ama. Ne yapalım, taktık işte oltayı. Niye gelmedi bu çocuk? Saat 1. Tam 1 Şükrücüğüm. Aman Nazan, babamlara geç kalmayalım. Bilge nerede? Odasında giyiniyor. Çok uzattı ama. Sanki görücüye çıkacak. Beğenmiyor ki hiçbir şey. Günde 5 defa da taşlık yıkanmaz ki. Ben mi döktüm balık sularını oraya? Bizimki de cambe. Aa, bana bak.
Bırak bu ukalalığı, alırım o sopayı elime, kafanda kırarım alimallah. Bütün apartman leş gibi balık koktu. Babalarının uşağı var sanki burada. Yetti be! Kim aradın evladım? Şükrü beyleri. Dördüncü katta. Dur. Asansör de batacak şimdi. Daha yeni temizledik. Şuraya iyice sil evladım ayağını. Bas şuraya, bas. Dur! Gel şimdi, bas. Sil. Tamam, hadi gir. Yalat. Hadi. Bıktım şu apartmandan, bıktım. Ne geleni biter, ne gideni. Vallahi ben de bıktım Sabri Bey. Dert. Ayaklarında bir karış çamur, löm löm yürürler. Oraya paspas diye bir şey konmuş, değil mi? Görmez ki medeniyetsiz yabani. Sen de çekil Allah aşkına şuradan Sabri Bey, çekil. Oldu mu anneciğim? Tabii kızım, tiyatroya böyle gidilir işte. Geldi. Sen dur, aç kızım. Şükrücüğüm geldi çocuk. Tamam canım, gelsin. Hoş geldin. Geçsene. Girsene Orhun. Nasılsınız? Sağ ol, sen nasılsın? İyiyim. Oo, baksana tanışıyorlar. Girsene. Babacığım, tanıştırayım arkadaşım Orhun. Merhaba. Merhaba. Otursana. Babacığım, biz hemen çıkacaktık. Çıkarsınız canım. Bir soluk alsın çocuk, biz de çıkacağız. Otur evladım, otur. Tiyatro kaçta? 3'te efendim. Daha önce ne yapacaksınız? Bir şeyler yiyecektik. Nerede? Çin lokantasında. Aa, hesabı kim ediyor? Alman usulü babacığım. Aferin. Liseyi bitirdin mi sen? Evet, geçen yıl. Ama bir yere giremedin. Ne olmak istiyorsun bakayım sen? Bilgisayar mühendisi. İyi. Baban ne iş yapıyor? Mimar. Şükrücüğüm, biz de geç kalıyoruz. Tamam canım, tamam. Tiyatrodan sonra bir yere gidecek misiniz? Bilmem. Bilmem yok. Bugünü bu kadar yeter. Yemek ve tiyatro. Peki efendim. Akşama kalmayın, yollar çok berbat. Neyle gidiyorsunuz bakalım? Dolmuş falan gideriz babacığım. Öyle falan filan yok. Bugün pazar. Şükrücüğüm bırak, koskoca çocuklar. Bunlar neyle isterlerse öyle giderler. Ya? Sabahıydı. Oo, yine altı kapıyı aldın bizi baba. Öğrenemedin gitti şu tavlayı be. Kitabını çıkarmadın ki öğrenelim. Hiç beni dinlemiyor anne. Bu ev yüzünden her gün birbirimize giriyoruz. Babasına çekmiş. Ih dedi mi tamam. Keçi gibi inatçıdır. Şuna siz de bir şey söyleyin Allah aşkına. Dur bakalım. Cerze. Oo, bakıyorum baş başa verdiniz, kaynatıyorsunuz gene he. Kıskandın mı canım? Oynasana oğlum. Tamam baba. Becek. Baba şunu Türkçe söyle de anlayalım yahu. Beş bir oğlum. Ne yapacağız şimdi? Senin işin zor bak. 1, 2, 3, 4, 5 bu da bir. Tamam. Dedim sana senin işin zor. Hanım, ben acıktım. Aa vallahi baba ben de acıktım. Şükrü Bey gene yaptığı numarasını, beklenen adam. Balığa çıkacaklardı, ondan mı geciktiler acaba? Bu saatten sonra balık mı pişer canım? Vallahi ununu bile hazırladım. Ayıklayıp getirseler bari. Canım da bir çekti ki şöyle çıtır çıtır kraçalar. Şükrü'ye güvenip de umutlanma baba. Keşke çarşıdan alsaydık. Bari salatayı hazırlayayım. Ben de yardım edeyim anneciğim. Hadi gel. Abimler gelmiş. Çok geç kaldık. Bir saat sorguya çektin çocuğu Şükrücüğüm. Duruşma gibi ter içinde kaldı çocuk sıkıntıdan. Ne yapacaktım Nazan? Söylesene. Baba balıklar. Hay Allah. Bana ver baba.
baba. Ha, al. Sakın suyunu bir yere damlatmayın. Leyla Hanım Sabri Bey'e benzemez, kapının önüne koyuverir hepimizi. Sana da ne zar geliyor ama baba. Ne yani, zar mı tutuyorum? Orasını bilmem artık. Ha, geldiler. 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 Merhaba. Nerede kalmamız oğlum? Açlıktan abim bizi yiyordu neredeyse. Hoş geldiniz. Hoş geldin canım. Balık tuttuk dede. Aferin sana. Gördün mü Şevket? Koca tutamaz dedi değil mi? Öyle dedi valla. İyi der canım. Ha, ver bakayım. Evet. Ali tutmuştur Ali. Bilge niye gelmedi? Efendim erkek arkadaşıyla tiyatroya gittiler. Oo, yeni mi? Eskisi de mi vardı abi? Niye benim haberim yok? Eskisi nereden çıktı Şükrü? Bak abim ne söylüyor? Ben öyle demek istemedim oğlum, yanlış anladın. Çıldırdın yani Şükrü. Kızın 40 yılda bir arkadaşı oldu. Ne yapacaksın, kime çatacağını şaşırdın. Siz de çok rahatsınız Nazan Hanım. Sormayacak mıyız kimin nesidir ne? Tamam. Hadi şu balıkları atın tavaya bakalım. Öldük açlıktan. Her şeyim hazır. Siz oturun. Aa, olur mu canım? Ben ayıkladım onları. Hadi geçin şöyle. Bunları sonra konuşuruz. Gel bakayım aslara. Tavla mı oynadınız? Biz oynadık, aldık dersimizi. Siz buyurun. Ben ne anlarım abi? Dede benimle bir el atar mısın? Tabii Ali'cim, hele şu yemeğimizi bir yiyelim. Dükkan nasıl gidiyor Şükrü? Aa, açıldı abi. Nazım Bey nasıllar? Vallahi iyi de... Kaytarmaya mı başladın yine? Para mı götürüyor yoksa? Hayır abi, işinde çok dürüst. Vallahi kuruşu kuruşuna hesabını ödüyor. Aferin. Bu anlamaz baba, götürüyordur o. Bir televizyon dizisinden teklif almış yalnız. Bak, ne olacak şimdi? Bilmiyorum ki abi. Nazan ben dururum diyor ama. Hangi birine yetişecek kız? Çeviri işi, ev, çiçekçi. Çeviriyi bırakmak istiyor baba. Bıraksın, Nazan yapar o işi. Ev ne olur abi, çocuklar. Tutarsın bir kadın oğlum sen de. Mis gibi koktu. Vallahi öyle. Hepsi oynar amca. Sen de olmasan balık yiyeceğimiz yok aslanım. Çocukcağız geldiğinde orada olmalıydınız yani. Ben ne yapacağım şaşırdım. Kıskanıyor Nazancığım, kıyamıyor kızına. Öyle bunlar, değiştiremezsin huyunu. Annem doğru söylüyor. Şevket farklı mı sanıyorsun? İyi ki kızımız yok. Hadi çocuklar, siz şunları götürün. Ben de bunları tavaya atıp geliyorum. Hadi buyurun beyler. Kalkın çocuklar. Allah, balıklar geldi çocuklar. Bundan hemen bir tane alıyorum. Size bir sürprizim var. Ne sürprizi baba? Ananız gelsin ondan sonra. Anne, çabuk gelsene. Anne. Geliyorum, geldim. Gel. Hadi başlayalım. Baba nedir o? Unuttunuz mu o günleri, başından ayrılmazdınız sabahtan akşama kadar. Baba yoksa? Radyomuz. Ha. 3 gündür onu tamir ediyor. Bu şarkıyı da unutmamışsınızdır herhalde. Ömrüm
Geçtiğimiz pazar günü babamla amcam çocukluk günlerindeki o radyo ile ilgili anılarını anlata anlata bitiremediler. Saatler geçti, akıllarına ne ablamın eve dönüş saati geldi ne de dayımın dalgacılıkları. Kavga bile etmediler. Şu dedem de ne hoş adam. Üşenmemiş, günlerce onarmış onu.